Merhaba CryptoNews izleyicileri. Bu videomuzda sizlere yine ilgi çekici bir projeden bahsedeceğiz. Nedir bu proje? Hem bir meme coin satın alıyorsunuz hem de bu satın aldığınız meme coinlerle Bitcoin madenciliği yapıyorsunuz. Peki nasıl yapılıyor bu madencilik? Bu sisteme dahil olmak için ilk önce bitcoinmantrix.com adresine giriliyor. Bu adreste meme coin satın alıyorsunuz ve satın aldığınız meme coinlerin ardından stake işlemini yaparak Bitcoin madenciliği yapabiliyorsunuz. Peki Bitcoin madenciliği nasıl oluyor? Bildiğimiz fiziksel bir madencilik değil bu. Yani herhangi bir mining altyapısına ihtiyacınız olmuyor. Yüksek donanımlara ihtiyacınız olmuyor. Peki nasıl yapılıyor? Bulut madenciliği şeklinde yapılıyor. Bulut madenciliğinde bir Bitcoin madencisi oluyorsunuz. Şu ana kadar 1 milyon dolar toplanmış ve 1,5 milyon dolar hedefleniyor. 4 gün 19 saat kaldı bu videonun çekildiği sırada. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde WSM token'la da ilgili birçok video yapmıştık ve bu token'ın, bu projenin çok yüksek potansiyeli olduğunu belirterek sizlerle paylaşmıştık. Ve WSM token listelendikten sonra ne kadar iyi bir ivme yakaladı bunu hep birlikte sizlerle gördük. Şimdi sırada yeni ön satış süreçleri devam ediyor ve bu da iyi bir potansiyele sahip olduğu düşünülen ve birçok otorite tarafından gelecek vadeden bir proje olarak lanse ediliyor. O nedenle biz de sizlerle Bitcoin Mintrix'i paylaşmak istedik. Bitcoin Mintrix token'ını direkt olarak Ethereum ve UST olarak alım yapabiliyorsunuz ama en ucuz şekilde tabii ki BNB ile alım yapabiliyorsunuz. Daha düşük işlem ücretleriyle satın almak istiyorsanız şurada Bybit BNB butonu var, ona tıklıyorsunuz ve direkt olarak hesabınızdaki BNB'lerle buradan alım yapabiliyorsunuz. Örneğin 0.5 BNB'niz var. Buraya 0.5 yazdığınız anda kaç Bitcoin Mintrix satın alacağınız direkt yan tarafta, yan satırda çıkıyor ve ona göre satın alımı gerçekleştiriyorsunuz. Projenin güvenliğiyle ilgili çok kısa bir özet geçelim. Bu proje acaba scam mi diye düşünenleriniz varsa eğer, projedeki soru işaretlerini kaldırmak için proje ekibi denetim sürecinden geçtiğini burada sayfada aktarmış ve bu süreçle ilgili, bu denetimle ilgili herhangi bir soru işareti ya da şüphe duyulmaması için, bunu ortadan kaldırmak için ekip bu denetim belgesini kullanıcılarla paylaşmış. Madencilik dedik, ilk başta bulut madenciliği dedik. Nedir bu? Nasıl işliyor? Nasıl çalışıyor? Şimdi Bitcoin Mintrix satın aldık. Bu tokenları aldıktan sonra staking yapıyoruz. Yani bildiğiniz Bitcoin minelama işlemi yapıyoruz. Bitcoin kazıma işlemi yapıyoruz. Ve burada token alarak aslında mining kazancı elde ediyoruz. Projenin ana fikri bu şekilde çalışıyor. Projenin sitesinde bu projenin tamamen merkeziyetsiz bir bulut çözümü olduğu belirtiliyor. Ve bununla ilgili detaylar verilmiş şu sayfada. Stake'i nasıl ediyoruz? Aldıktan sonra hemen şu ekranda gördüğünüz buton çıkıyor. Yeşil bir buton ve orada Stake Tokens yazıyor. Stake Tokens'a tıkladığımız anda zaten stake etmiş oluyoruz ve ardından mining sürecimiz başlamış oluyor. Reasons to Cloud Mine BTC kısmına geldik. Burada neden bulut madenciliği yapmalıyız sorularının cevaplarına yer veriliyor. Madde madde yazılmış, avantajları ve faydaları ile ilgili birçok bilgi yer alıyor. Aslında mining'e aşina olanlar, bu konu hakkında bilgisi olanların bu bilgilere çok ihtiyacı yok ama yeni başlayanlar için ya da henüz çok kapsamlı bir bilgiye sahip olmayanlar için gayet aydınlatıcı, gayet net, şeffaf bir şekilde bulut madenciliğinin artıları, eksileri burada bahsediliyor, burada anlatılıyor. Artıları, eksileri dedim az önce ama aslında eksiler geleneksel bulut madenciliğinin eksileri olarak anlatılmış. Artılarsa Bitcoin Mintrix'in artıları şeklinde anlatılmış. Bu ekranda detaylı bir şekilde belirtiliyor. Örneğin ilk maddede çok yüksek meblağlar gerekiyor deniliyor bulut madenciliğinde, daha doğrusu geleneksel bulut madenciliğinde. Ancak Bitcoin Mintrix'te çok düşük bütçelerle yüksek meblağlara gerek duymadan bir bulut madenciliğine dahil olabiliyorsunuz deniliyor. Örneğin Bitcoin Mintrix'e 50 dolarlık, 60 dolarlık, 20-30 dolarlık bir token satın alarak dahil oluyorsunuz ve aslında çok büyük bir meblağ ödemeden, kendinizi çok riske etmeden mining yapmış oluyorsunuz. Bu da Bitcoin Mintrix'in ilk sıradaki avantajı olarak yer alıyor. Burada şunu mutlaka belirtelim. Herkes kendi göze alacağı kadar parasını riske etmeli. Ben kişisel olarak
diğer videolarımda da belirtiyorum. Beni çok büyük sıkıntılara sokmayacak, kaybettiğimde çok üzülmeyeceğim meblağlar yatırıyorum ki kazanırsam zaten kazanıyorum, kaybedersem de çok üzülmüyorum. O nedenle siz de kaybettiğinizde üzülmeyeceğiniz rakamlarla riske girin. Bu mutlaka sizin kendi riskiniz olsun. İlla ki büyük yatırım yaptığınızda kazanç aşamasında fazla fazla katı katına kazanıyorsunuz ama kaybettiğinizde de büyük bir meblağ kaybetmiş oluyorsunuz. O nedenle benim tavsiyem kendinizi büyük risklere sokacak yatırımlar yapmayın. Çünkü meme coinler volatil varlıklardır ve eğer inanılmaz büyük bütçeleriniz yoksa meme coinlere vereceğiniz 200-300 dolarlar sizi olası bir kayıp durumunda epey üzecektir. Diğer kısma geçelim. Diğer kısımda da ne demiş? Tamamen merkeziyetsiz bir yapıya sahip olduğundan bahsetmiş ve kullanıcılar bu tokenları trade edebiliyor denilmiş. Bu da ikinci madde, yani güvenlikle ilgili bir maddeden bahsetmiş. Hemen alt satırda da kolay bir şekilde withdraw ya da satış yapılabilir denilerek bu avantajından da bahsedilmiş Bitcoin Mintrix'te. Alt satırda kolaylıktan bahsedilmiş. Yine Ethereum'la, BNB'yle, USDT'yle ya da kartla satın alabiliyoruz, stake edebiliyoruz ya da yakabiliyoruz. Bu ne demek oluyor? Stake periyotlarında dileyen daha uzun süre stake yapabilecek, böylelikle daha fazla kazanç sağlayacak. İsteyen daha kısa sürede stake edecek. Uzun lafın kısası, stabil yani sabitlenmiş bir sistemin olmadığını görüyoruz Bitcoin Mintrix'te. Bu da aslında yatırımda daha rahat olmamızı, daha flexible olmamızı sağlayan bir yapı. O nedenle bu projenin bir diğer avantajı olarak görülebilir. Hemen aşağı inelim. Burada Bitcoin madenciliğine nasıl ulaşabildiğimiz How to Access kısmı var. Burada da detaylı bir şekilde yine tokenları satın almaktan, ardından stake yapmaktan ve stake'ten sonra mining'e başlamaktan, sonrasında da her mining aşaması ilerlemesinde earn BTC, BTC kazanmaktan bahsediyor ve onların detaylarını anlatıyor. Hemen altında da bunun bir örneğini göstermiş. Burada bir dashboard hazırlanmış. Bu dashboardda da yakım, token satın alma ve ardından da mining aşamaları çok net bir şekilde özetlenmiş. Örneğin sayfada bir token balansı göstermiş ve bu rakam tutarında yakım yaparsanız, 11 ay boyunca stake ederseniz şurada belirtilen hıza ulaşıyorsunuz. Ve bu aslında sizin kazma hızınız oluyor. Ve bu stake ile ardından bu kazımla ne kadar Bitcoin kazanacağınız da şurada belirtiliyor. Aslında bu dashboard'a baktığımızda da çok kolay ve kullanışlı bir arayüze sahip olduğunu, çok basit bir sistemle mining yapabileceğinizi çok net görebiliyorsunuz. Ve sıra geldi roadmap'e, yol haritasına. Pre-sale, ön satış aşamasında. Ön satışta bitcoinler dağıtılacak, Mintrix etkinlikleri olacak. Ne olacak bu etkinlikler? Tabii ki marketing olacak. Ardından ne olacak? Development, geliştirme. Bu geliştirme aşaması da platformun geliştirilmesiyle devam edecek. Hemen ardından merkeziyetsiz borsalama listeleri gelecek. Bu ne demek oluyor? Tokenlarımızı açılan borsalarda satın yapabileceğiz ve o borsalara dahil edebileceğiz. Ardından üçüncü faza geçiliyor. O da lansman fazı. Ne demek oluyor? Stake to Mine'ın tamamıyla açılmış olması demek oluyor ve bu açımdan sonra da biz artık çok kolayca stake edeceğiz ve Bitcoin kazanabileceğiz. Aynı zamanda cüzdanlarımıza çekimler de bu fazda açılmış olacak. Bitcoin cüzdanlarımıza çekim yapabileceğiz. Son faza gelelim, o da mass adoption yani adaptasyon fazı. Burada artık tamamen pazarlama aşamasına geçilmiş olacak. Yani marketing olacak. Nedir bu pazarlama? Ne pazarlanacak? Nasıl pazarlanacak? İnsanların Bitcoin Mintrix'e farkındalığı artırılacak. Birçok platformda bu duyurulacak ve yatırımcıların Bitcoin Mintrix'le bir mining alternatifi olduğunu ve bu alternatifin hem düşük bütçeli hem de çok avantajlı bir alternatif olduğunu görecekler. Bu da aslında son faz, yani tanıtım fazı olarak insanlara daha fazla kitleye ulaşıldığı faz olarak projenin dikkat çeken en son aşaması. Ve son olarak gelelim tokenomic kısmına. Tokenomic kısmında %42,5'luk bir tutar Bitcoin madenciliğine ayrılmış. %35'lik bir dilimde pazarlamaya ayrılmış görünüyor. Topluluk içinde %15'lik bir dilim yer alıyor. Son olarak da %7,5 staking
payı ayrılmış Bitcoin Mintrix'te. Projenin detayları genel hatlarıyla gayet hoşumuza gitti ve aslında gelecek vaat eden bir proje olarak biz de görebiliyoruz. Bitcoin Mintrix'i zaten geleceğin en önemli gelişmelerinden birisi Cloud Mining olacak ve Bitcoin Mining projesi de bu ekip de bu geleceği, yakın geleceği önceden görmüş ve bu yenilikçi projeyi yaratmış. Evet, Kryptonews'te Kryptonews farkıyla sizlere Bitcoin Mintrix projesinin detaylarını anlattık ve avantajlı bir proje olmasının nedenlerini hep birlikte inceledik. Bu projeye dahil olmak, yatırım yapmak ya da sadece incelemek isteyenler açıklama kısmımızdaki ön satış linkine tıklayarak Bitcoin Mintrix'in resmi web sayfasına girebilir ve tüm bilgileri kendi risklerini göz önünde bulundurarak inceleyebilir. Kryptonews Türkçe'de Kryptonews farkıyla sizlerle birlikte olduk. Gelecek videolarımızda yepyeni projelerle, yepyeni ön satışlarla ve en sıcak haberlerle sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Tüm bu gelişmelerden haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Bol kazançlı günler, hoşça kalın.